Merhabalar. Merhaba. Bugün Black Mirror'ın dördüncü bölümüyle devam ediyoruz. Hang the DJ adlı bölümle Destan da bize katıldı. Şurada köşede görüyorsunuz şimdilik. Bakalım kalacak mı? Bakalım. Evet, bu bölüm kim yazmış? Yine Charlie Brooker yazmış. Charlie Brooker yazıyor. Kim yönetmiş? Tim Van Patten. Patten. Bir Hollanda asıllı. Yönetmenimiz kendisi... Fandan mı anladın? Fandan anladım ve araştırdım. Gerçekten de Wikipedia'da yazıyor. Ama kendi sayfasında yazmıyor. Nedense ablasının ve abisinin sayfasında yazıyor ama. Yani belli. İlginç. Ünlü bir aile. Evet, evet. Ne çekmiş kendisi? Game of Thrones'un ilk bölümünü yönetmiş. Broadwalk, Empire, The Sopranos, 80'de site bölümleri var. O kadar değişik çeşitler olduğuna göre görüyoruz ki kendisi aslında bir TV yönetmeni. TV yönetmeni diyebiliriz. Gibi duruyor efendim. Evet. Hang the DJ, şöyle konuyu kısaca bir geçmek istersen. Özetlemek istersem ki isterim. Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Neden özetliyorum onu da söyleyeyim. Hani daha sonra bu videoyu dönüp çok ileri bir zamanda izleyecek olan insanlar hatırlasın konuyu diye. İki tane arkadaşımız var. Bunlar bir dating, flirt uygulamasıyla eşleşiyorlar birbirleriyle. Hı hı. Coach diye bir sistem kullanılıyor. Siri gibi konuşuyorlar. Evet, bu gördüğümüz evet teknolojik dünyada. Ve bu sistemde olmama şansınız yok gibi duruyor. Sizi bir insanla belli bir süre için eşleştiriyor. Bu iki arkadaşımıza ya 24 saat ya 48 saat 12 saat mi? 12'ydi ya. Direkt 12, 12. Şey öyle. Doğru. 12 saat eşleşiyorlar yalnızca. Ne yapsak? Çıkaralım diyorlar. Yani. Falan filan. Ondan sonra tabii akılları birbirlerinde kalıyor. Onların hikayesi olduğu için Amy ve Frank. Değil mi? Ondan sonra başka insanlarla uzun zaman eşleşiyorlar. Bir tanesi bir sene çok kötü bir eşleşme yaşıyor vesaire falan filan. 9 ay falan vardı. Evet, 9 aylık olan vardı. Eninde sonunda tekrar eşleşiyorlar. Ama bu sefer süremize bakmayacağız diyorlar. Aynı anda bakmaları gereken bir durum var galiba gibi başta söylenmişti. Neyse bayağı bir zaman geçiriyorlar, bakmıyorlar. Çocuk dayanamıyor artık, o kadar iyi anlaşıyorlar ki bitmesin istiyor hiçbir zaman. Ve birden biteceğinden korkuyor. Bakıyor işte 5 yıl çıkıyor. Daha sonra durmadan düşe birkaç saatin birkaç güne mi düşüyor? Evet, öyle bir şey oluyor. Çok kısa bir zamana düşüyor arkadaşlar. Çocuk kız bakmadan baktığı için. Sonuçta kız karşısında belki dürüst olmayan bir erkek algoritmasını istemeyen bir kız. Belki hani öyle bir şey vardır orada diye düşünüyoruz. Neyse ama bir akılları yine birbirlerinde kalıyor. O başta biraz ayrılır gibi oluyorlar. Kız sinirleniyor bu duruma falan filan. Ondan sonra tekrar bir araya gelerek son bir görüşme hakkı veriliyor bunlara. Tekrar bir araya gelerek sisteme başkaldıracaklarını. Baş kaldırmaya karar veriyorlar. Bir duvar var. O duvarı aşacağız ve duvarın diğer tarafını göreceğiz. Hepsi bu kadar olmamalı dünyanın gibi bir bakış açıları var burada. Biz de bu noktada duvarı gidip aşıyorlar. Biz de öğreniyoruz ki bu distopik gördüğümüz hafif distopik ortam. Hafif şey, de değil aslında. Aslında hepsi simülasyon. Bir simülasyonmuş. Orada kendileri gibi 998 çift daha görüyorlar. Aynı kendilerinden oluşan. Ve öğreniyoruz ki bu insanlar kendilerinin birer simülasyonuymuş aslında. Böylelikle uygulamanın %99.8 başarı oranı oluyor. Evet. Açıklanmış oluyor böylece. Evet, konumuz bu. Biraz San Junipero havasında hem aşk hikayesi güzel içeriyor, hem karakterlerin uyumu çok güzel, hem de nispeten pozitif, hatta bu daha da pozitif bitiyor diyebiliriz San Junipero'ya. Evet. Ama San Junipero ile sonuyla ilgili konuşurken bir daha değinmek istiyorum San Junipero'ya. Ama bu bölümde de dediğin gibi dünya ne kadar teknolojilerle kötü ya da tehlikeli ya da riskli bir hale gelse de hümanizm, yani insan merkezciliği yine olacaktır. Hani insan ilişkileri, aşk falan, bunlar tamamen yok olmayacak gibi bir bakış açısı seziyorum bunda da. Yani iyimserliği oradan yakalayabiliyor. Ben şöyle baştan düşündüklerimi söylemek istiyorum. Baştan böyle izlerken sanki şey gibi, şimdi internetin yaygınlaşmasıyla eş bulma, sevgili bulmanın kolaylaşması, romantik ilişkilerin basitleşmesi ve yani bu her şeyin internet üzerinden yapılması ve dijital kalmasına bir eleştiri var gibi hissettim.
başta öyle gidiyordu. Onlardan ilham almışlar zaten. Evet, aslında öyledir yani zaten hani bölümün sonunda da bu eleştiri devam ediyor hala ama sanki adım adım bir distopya anlatılıyor gibiydi. Evet. Aa, yalnız gitgide şey oldukça, ilerledikçe hepsi simülasyon oldukça kafalar daha da karıştı tabii. Orada bir noktaya değinmek isterim. Prodüksiyon aşamasında şey istemişler. Buranın hafif yani distopik bir ortam olduğunun ipuçlarını vermeye çalışmak istemişler ama simülasyon olduğunda anlaşılmayacak kadar evet, low-key bir şekilde bunu yapmaya çalışmışlar yani. Evet, zor bir şey. Zor bir şey o uyumu yakalamak. Zor, evet, çünkü çok baskılı bir ortam yok gibi ama bir yandan da silahlı insanlar falan görüyorsun. Bir yandan ya da silahlı değil. İnsanlar var. Sıkıcı otellerde buluşuyorlar. Evet. Yani sen yeni tanıştığın bir insana hobilerinle böyle pul koleksiyonunu göstermeden falan nasıl olacak beraber o? Beraber yaşamaya şeylerle başlıyorsun. Ama o yabancı garip evlerde beraber evet yaşamaya yani başlıyorsun yani. Hani kişisel eşya yok vesaire yok. Nereden geldiklerini evet hatırlamıyorlar. Evet yani aslında bunlar simülasyonun da ipuçları. Çünkü evet, yok yani geçmiş yok. Kendi evi yok zaten gidebileceği. Hani hiç eşyalarını özlüyorum muhabbeti yok, bir şey yok. Çünkü eşyası bile kavramı yok. Şimdi yani bir sene yeni sevgilinle bir evde yaşıyorsun falan, ne kadar sıkıcı. Bir de işleri falan da yok gibi duruyor. Ha, öyle takılıyorlar. Evet. Sadece evet, spor tabii falan. Daha sonra şey olduğunu, simülasyon olduğunu öğrenince her şey anlam ifade ediyor ama hani öbür yandan da simülasyon olmayıp da distopya olarak kalsaydı da insanların çiftleşik çocuk ürettikleri, belki de ucuz işçi olarak çalıştırıldıkları böyle garip bir distopya da olabilirdi daha yani. Daha çok şey gibi geldi bana, böyle refah distopyaları vardır. Artık refahtan insanlar o kadar şey kabullenmiştir ki şey yani çok fazla sorgulamıyorlar. Kendilerine atanan şeyi yapıyorlar ama iş falan da yok. Koşuyorlar, ediyorlar falan filan gibi gelmişti bana. Çok yabancı da gelmedi yani bir distopya olarak evet, izlerken. Evet. Ben de şey düşünüyorum işte, tutku yok, büyü bozuldu, aşk nereye gitti falan diye bir düşünüyorsun. Meğer silahlı adamlar var, duvar var falan yani. Bir de şey düşündüm bu bölümü izlerken. Kesinlikle Charlie Brooker bu bölümü yazarken aklına şey gelmiştir diye düşünüyorum. Hani bir ilişki bittiğinde diğer bir ilişkiye başlamadan önce böyle üzüntün geçince dersin ya, ama bu ilişkimde şunu öğrendim. Hı-hı. Yani o ilişkide kazandığın olgunlukla bir sonraki ilişkideki karakterin oluyorsun aslında. O nedenle bu uygulama da adım adım sana bunu öğretiyor gibi. Evet. Ama sen yaşamıyorsun bunları. Simülasyonun yaşıyor. Yani bütün kalp kırıklıklarını sen yaşamadan. Evet. Yani yüzün hiç kırışmadan karınla kocanla buluşuyorsun. Evet, değil mi? Kalp sağlığı falan herkesin daha iyidir. Harika. Yani dünyadan. Evet. Ama şöyle bir şey var işte, o noktada şuna geliyoruz. Evet. Eleştirecek olursam. Örneğin USS Callister'da o insanlar da sonuç olarak simülasyondu bir nebze yani. Ve aynı şekilde onlar için çok üzüldük, kurtulmalarını istedik vesaire. Burada bu simülasyon olan insanlar, simülasyon olduklarını fark ettikleri anda işte kimisi gülümsüyor, kimisi etrafa bakıyor. Çok fazla bir şaşkınlık yok, çok fazla bir hayır ama ben de bir insanım artık yok. Yani kabulleniyorlar. Bu bana çok tutarsız geldi, bilmiyorum. Tam anlam veremedim. Belki yani senin dediğin gibi USS Callister'daki gibi tam anlamıyla bütün işte DNA'dan üretilmiş bir simülasyon olmayabilirler ama yine de kendi bilinçleri var gibiydi, değil mi? Evet, aslında şimdi o bölümde DNA'yı gördüğümüz için beynimiz DNA'yı tıpla kodladığı için hani daha gerçek bunlar, evet, kesin klon falan gibi düşünüyoruz. Ama aslında onlar da koddu. Onlar da hani dijital vücutlu klon gibi bir şey yani, o bilinci kod üzerinden alıyor, dijital olarak alıyor ama gidip elleyebileceğimiz klonlar değillerdi. Sonuçta onlar da kodlu. Simülasyonda da o 99,8 başarısını yakalayabilmek için bu karakterlerin bilince ulaşması gerekiyor. O ilginç bir nokta aslında, değil mi? Bilince ulaştığında başarılı olabiliyor. Yani simülasyonun bile AI oluyor işte, evet. Sana varayım diye falan. Tabii. Böyle romantik yani. Evet yani simülasyon bile çizgiyi şeyi nerede çizeceğiz? Bir şeylerin yanlış olduğunu anlıyor. Evet, bak çizgiyi nerede çizeceğiz? Acaba şöyle midir diye düşündüm şimdi. Bu sistemde bir override yapan bir durum mu vardır acaba? Fark ettiğinde ve oraya çıktığında sakin kalma falan gibi, bilmiyorum. Belki onu da kodla bütün karakterleri aşılıyorlardır. Çünkü öbür türlü çok saçma. Yani düşün, bir duvardan çıkıyorsun ve
997 tane daha sen var orada. Orada fark ediyor ve bence simülasyon bitiyor. Simülasyon fark ediyor, simülasyon bitiyor. Herkes böyle dijital bıcı 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 diye yok oluyor. Hepsi de böyle bakıyordu yani. Şimdi buna biz simülasyon diyoruz. Diğerine de biz klon dedik. Yani ha. Aslında terimleri biz şimdiye kadar bildiğimiz şeylerden uyguluyoruz evet. Ama belki birinci de simülasyondu. Belki bu da klondu. Yani belki ikisi şey aynı gibi, şey bir yerde. Bilinç, hissetmek, duygu bunların gerçek olduğunu söylememiz için kestiğimizde kan çıkması mı kanıt? Evet. Bence pardon Black Mirror'ın genel olarak tüm olayı bu zaten. Çizgiyi nerede çizeceğiz? Evet, her sezonun evet. Tüm franchise'ın olayı bence o zaten. Ama burada onu es geçtiler diye düşünüyorum. Yani onu o olaya hiç değinmeden direkt gerçek hayata çevirdiler ve oradan devam etti. Önemsizmiş gibi bu insanlar. Direkt gerçek hayata çevirdiklerinde güzel müzik çalıyor. Bar ortamındalar. Hiçbir distopik bir şey yok. Her şey yolunda duruyor. Ama biz bunları konuşuyoruz. Biz bunları düşünüyoruz. Biz bu açıdan ele aldık. Değil mi? Evet. Ama o da şey de öyle. San Junipero da öyle. Yani büyük bir kesim var. İyimser ol bittiğini düşünen. Ama ben son sahneden o sunucuların oldu. Sunucu odası kapkaranlık ışıklar bip bip. O sahneden ben bayağı kötü ve karamsar bittiğini düşünüyorum yani. O nedenle yani önemsizmiş gibi geçtiler gibi düşünmüyorum. Benim en çok önemli bulup en çok düşündüğüm sahneler yönetmenin pıtırt diye geçtiği sahneler oluyor genelde Black Mirror'da. Bunun gibi ya da diğeri gibi millet İlginç. Romantizmine gidiyor. Evet. Ben son sahne geliyor aklıma bunu konuştuğumuzda böyle kapkaranlık sunucular düşünsene sunucunun sen içinde yaşıyorsun. Mi? Evet. Bunda da evet ben ona varım. O yok olduğu sahne. Bence işte. Güzeldi. Yok güzel sondu yani, ama mutluydu bence. Yani. Bana olabileceği kadar yani şey gibi geldi o durumda. Böyle kocaman siyah bir yastığın üzerinde şu kadarcık bir iyimserlik koymuşsunuyor gibi yani. İşte. Black Mirror tarzı evet. İyimserlik dediğimiz. Evet. Evet başlık ilginç değil mi? Değinmek ister misin? Başlığın başlığa değinmek varmış? İsterim arkadaşlar. Dismissing Panic adlı şarkısından geliyor biliyorsunuz. Zaten son sahnede işte kızla çocuk barda buluştuğunda zaten dikkat edersen distopik ortam orada yok oluyor. Evet. Herkes çok chill, çok rahat falan böyle elinde bira falan istediği yere oturuyor. Orada çalıyor zaten arkadaşlar. Şimdi bunun bir hikayesi var. Aslında şey diye biliniyor. Steve Wright diye bir DJ Chernobyl olayından hemen sonra yani birisine Chernobyl haberi verilmiş. Ondan hemen sonra bir Wham şarkısı mı ne çalmışlar böyle. İşte Morrissey ile Mar'da dinliyormuş bunu. Ay yani şimdi bu Chernobyl'i duyduk. Şimdi zıplayıp dans etmemiz bekleniyor falan gibi bir evet. Tepki vermişler. Zaten de gıcık oldukları bir insan bu arada. Steve Wright müziği daha böyle kurumsal olarak sunan, daha o yönünü destekleyen bir insan olduğu için zaten rockstarlarımızın beğenmediği bir insan olduğu için bana sunulanı dinlemek istemiyorum. Evet. Ben kendim istediğimi dinleyeceğim tarzında yani aynı bizim baş karakterlerimizin yaptığı gibi bana verilerini kabul etmek istemiyorum. Ben kendi istediğimi alacağım gibi bir evet, şey var. Evet. İlginç aslında şarkının başlığıyla, sözleriyle bölümün de konusu çok ilginç bir şekillerde çelişiyor aslında. Şimdi şarkı ben işte boyun eğmeyeceğim şeklinde olsa da aslında uygulamanın dediğine boyun eğiyor. Asıl karakterler. Evet, ama yani simülasyonun içinde evet. 998 tanesi, 998 evet. Tanesi falan işte. Onlar uymayacağım diyor. İşte şey çok garip. Yani bu mesela 4. sezonun en beğenilen bölümü falan Hang the DJ bildiğim kadarıyla USS Callister ile beraber. Benim için bozan bu simülasyon tarafı. Yoksa oyuncuların kimyası çok güzel mesela. Ondan sonra hikayenin pacing'i hızı da çok güzel. Güzel anlatılmış vesaire. Ama işte bu simülasyon olayı biraz ucuza kaçırıyor benim için hikayeyi. Çünkü oradan da irdelenmesini istiyorum yani ister istemez. Şimdi kaç bölüm Black Mirror izledik şimdiye kadar? Sayamam. İşte şimdi ben de sayamam da. Şöyle geneline baktığımızda işte yani 20-25 falan. 20, yok 24, 23 falan 23. Galiba. Şimdi nasıl bazen şey olur ya filmlerde böyle izlersiniz izlersiniz sonra birden ah rüyaymış diye uyanır en sevmediğim şeylerden yok, biridir. Neyse bırakıyorum.
Çok pardon. Böyle ay rüyamış diye uyanır ya, böyle kandırılmış hissedersin. Evet, evet, evet. Black Mirror'da ay simülasyonmuş falan. Ona değil bağlamasın mi? Yani. Şey vardı ya, bir tane karikatür gibi bir şey görmüştüm bu işte sezon yayınlandığında. Şimdi insan bilincini ne olarak gösterebiliriz, neyin içine sokabiliriz bu sefer diye konuşuyor böyle Black Mirror yazarları. Bir şey demek istiyorum yani, sen konuşurken aklıma geldi ve çok güzel oldu. Şimdi o simülasyonların toplandığı son sahnede o karakterler böyle bir 2-3 dakika olsun bir konuşsa, bir şey dese işte ondan çok daha harika olurmuş bölüm. O zaman dese, olurmuş. Sen kimsin? Sen ben aynıyız biz falan sen gibi. Ben. Neredeyiz biz? Bari sen ben de yani. Evet yani havaya mal mal bakacakların. En azından bilince ulaştıktan sonra birden huzura ermediklerini görseydik daha derin olabilirdi. Evet. Çünkü sırf gerçek sen benim rahatımız, mutluluğumuz için evet. Kaç simülasyonu mutsuz ediyoruz. Kaç simülasyonu ezdik orada arkadaşlar. 1000 simülasyonu net olmak gerekirse kişi başı. Evet, böyle bir durum var. Hani şey dediğim gibi yazılımda olan bir kodla onları öyle sakin tutma ya da öğrenince o bilinci kabul etme falan filan gibi bir şeye yormuş olabilirler. Hani açıklama evet. Her zaman bulunur da. İşte Black Mirror'dan beklediğim biraz daha o tarafını irdelemesi olurdu. Onun dışında ama yönetmenlik olarak da güzel bir bölümdü. Görsel olarak da güzel bir bölümdü. Oyuncular çok iyiydi bence. Bir de küçük trivia var, onu söylemek isterim. Evet. Şimdi bu bölüm 4. sezonun 4. bölümü malumunuz. Aynı zamanda 44. dakikanın 44. saniyesinde böyle şekilcilik yapmışlar bir tane. Şey Amy koça şey diyor, 4'e kadar say diyor tam bu saniyede. Hani bu taşı 4 kere sektirme muhabbeti var dizide. Hı hı. Sonra koç 4 kere sektiriyor o sayarken. İşte tam 4-4-4 olmuş öyle bir şekilde. Kız da oradan anlamıştı hatırlarsan. Taş hiç 3 ya da 5 kere sekmiyor diyordu. Hep 4 kere sekiyor bak, diyordu. Evet ya doğru. Evet oradan bilince ulaşmıştı zaten. İlginç. Kız evet önce kız zaten çözdü olayı, şeyi dedi çünkü değil mi? Bir şeyler garip gelmiyor evet. Mu sana da dedi. Sanki bunu yaşadık daha önce evet, falan gibi. Kız da öyle ceza veriyor Korç'a. Al sana 4. Al sana 4 diyor. Güzel bir trivia. Tebrik ediyorum kendisini. Bak. İrdelenmeyen bir şey daha çok hızlıca değinmek lütfen. İstiyorum. Konuştukça aklıma geliyor. Daha önce aklımda yoktu. Artık notları bıraktım bakın. Aklıma gelip duruyor. Şimdi spontane. Tamamen. Canlı olacak. Bu karakterin, karakterlerin... teknolojinin yardımıyla daha gelişmemiş, daha olgunlaşmamış insanlar olacağını gelecekte. Mesela o kızla adam, o uygulamayı kullanıyorlar. Hani atıyorum 10 ilişki yaşamadan giriyor. Hani o ilişki nasıl yürüyecek ki zaten? O olgunlaşmaya varmadı. Doğru diyorsun. O acıları çekmedi, doğru öğrenmedi evet, falan. O zaman, nasıl olacak bilmiyorum. Yani harika bir eşleşme yaşasan bile ilk ilişkin gibi olacak. Evet, bayağı sorun da olabilir yani. Sorun da olabilir ya da şey yani işte çünkü yaşadığımız şeyler bizi olgunlaştırıyorsa onları yaşamadan kısa yolla hayatta nasıl ilerleyeceğiz bilmiyorum. O ilişki yürüse de hani bazı şeyler eksik olacaktır hayatta yani. Evet. Peki bir de son olarak bu teknolojiyi ele alırsak hazır senin bu şeyinden ilham alıyorum. Tabii ki. O zaman ben bu teknolojiyi beğenmedim. Ben de beğenmedim. Daha önce aramızda konuştuğumuzda beğenmiştim, kullanırım bile demiştim. Sanki şimdi tamamen döndüm. Kesinlikle istemiyorum. Evet ben her şeyden önce o simülasyonlara yazık yani. Benim ben, cerememi onlar çekmesin. Belki iyi bir doktor bulmak için olabilir. Bazen doktora gidiyoruz, memnun kalmıyoruz. Araştırıyorsun falan. Belki. O bana belki. Doktor bulsun. Onu bir geliştirirler belki. Bir düşünelim. Onun dışında dediğimiz gibi çok beğenilen bir bölüm arkadaşlar. Ufak tefek bence eksikleri tamamlansa daha da güzel bir bölüm olurmuş. Ama bence Black Mirror için harika bir bölüm diyemem. Ama 4. sezon için iyi bir bölüm diyebiliriz. Biraz 4. sezon. Biraz Black Mirror şeyi dışında belki de ele alacağız artık. Yani biraz farklı kaldı. Evet sanki bir İngiliz, bir British dizisine Amerika'ya kaptırdık hissi gibi bir şey var içinde. Ya çok Amerikanize oldu diyorlar 4. sezonda, çok uzatmak istemiyorum videoyu ama ben çok Amerikanize olduğundan dolayı olduğunu düşünmüyorum. Bence Charlie abimiz biraz bıkmış ve biraz aceleye getirmiş olabilir yazma bunun işini. Bu da bence Amerikanizasyonun parçası. Parça çünkü yapıyor Amerika'da. Evet yani şey bu İngiliz dizilerinde 3 sezon yapıyor bırakıyor. Evet o da olabilir. 3 sezon, ama. Her sezonda 4 bölüm. Güzel güzel, ağzın tadıyla. Olabilir. Bakalım umarım yani güzel bölümler de var, yok değil. Mestan hoplu. umarım 5. sezon gelirse biraz daha güzel, forma gelsin, döner. Güzel gelmeyecek. Daha konuşacağımız 2 bölüm daha var ama. Ah evet, belki onlar çok daha güzeldir. Belki.
O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Fikirlerinizi bekliyoruz.